Geçeceğiniz çok özel projeler az sonra Derya Baykal'la Gülümse'de. TV2 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Bizler hazırız. Stüdyoda her türlü önlem, yine her türlü her şey hazır. Umarım sizler de evlerinizde iyisinizdir. Sağlıklı, sıhhatlisinizdir. Büyüklerinizle araya mesafe koysanız da kalben çok yakın hissediyorsunuzdur. Efendim, gerçekten böyle sizi o kadar merak ediyorum ki, bütün kalbimle söylüyorum. Şöyle bir şey konuştuk arkadaşlarla. Acaba bizim WhatsApp hattına mı Müge? WhatsApp hattımıza ev hallerinizden, uygun gördüğünüz ev hallerinizden, mesafeyi koruyarak, sakın birbirinize sarılan falan fotoğraf atmayın. Mesafeleri koruyarak veya bir örgünüzü mü örüyorsunuz veya camdan dışarıya mı bakıyorsunuz, dışarıda da bakılacak bir şey yok ama. Veya ne yemek yapıyorsunuz bugün? Hani deyin ki ben bugün bir mercimek çorbası yapıyorum. Uygun gördüğünüz, eğer katılmak isterseniz programa bu biçimde, ben de sizin gül yüzünüzü göreyim isterim. Lütfen bize bir mesaj atıverin. Çok seviniriz. Yayının sonunda mı yayınlarız Erkan onları? Seyircilerimizi. Alamadım cevap. Alamadım. Evet. Aynı zamanda ana kumanda da bir şey söylüyormuş. Ana kumanda da bir fotoğraf atsın bize. İyi olur. Güzel olur. Görelim. Reji de atsın bir fotoğraf. Görelim. Sonunda mı yayınlarız dedim Erkancığım. Program sonunda yayınlayacağız. Tabii uygun görürseniz, tabii buna keyfiniz olursa, hani güzellik olur diye düşünüyorum. Hepinize keyifli bir program geçirmenizi, bizimle birlikte keyif alarak iyi dakikalar geçirmenizi dileyerek Birsen Ege'nin yanına doğru gidiyorum. Yanı dediğim 2 metre. Birsen hoş geldin. Hoş. Nasılsın? Mıh mıh yapıyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Çok, İyi misin? Çok iyiyim. Tabii ki dünya genelinde bir tereddüt, bir hafif böyle bir, çok fazla da psikolojik ben yıpranmak istemiyorum açıkçası. Söyledikçe ama insan öyle hissediyor gerçekten. Öyle hissediyor gerçekten. Kendini gerçekten, evlatlarımız için, aile bireyleri için, büyük küçük hepimiz için biraz dediğiniz gibi mesafe artı hijyen. Yani herkes elinden geleni yapıyor. Seyircilerimizin de konuya çok hassas olduğunu biliyorum. Sokağa çıkma durumuna hassas olduğunuzu biliyorum. Şimdi bir seni istedim bugün ki evlerdeyiz. Birsen'cim gelsin bize şöyle bir boşnak şeyleri yapsın. Çok kolay, basit, ucuz, ekonomik değil mi? Çok ekonomik ve gün boyu sabah kahvaltıda, akşam yemeğinde bile bir tepsiyle, yani canımız çektikçe yiyebileceğimiz. Neler yapacağız? Boşnak mantısı efendim. Pırasa mevsimi olduğu için dedim pırasalı bir tavada börek yapalım. Bir de lor tatlısı, Ege'mizin çok sevdiğim bir tatlısı var. Vaktimiz olursa lor tatlısını da yapacağız. Hadi başlayalım. Önce neden başlayacaksın? Hamur tutayım isterseniz. Ben önce tuttum. Tabii süreci var, beklemesi gerekiyor. Hamurunu hazırladı, ben burada görüyorum. Birsen geldiği zaman programlara böyle bir tane tahtası var. Böyle tekerlekli, bayılıyorum ona. Kendi şeyiyle geliyor programa. Hani doktor çantasıyla gidiyor, steteskopuyla gidiyor bir yere. Birsen de bu masayla geliyor programlara. Sağ ol, var ol. Hadi o zaman hamur için neler gerekli? Bize tam ölçüleri ver, nasıl yapıyorsun? 1 kilo civarı un diyelim. Şimdi net olarak unun markasından bile değişebiliyor Derya Hanımcığım. Evet. 20 gram kadar tuz. Şimdi az da olabilir. Tuzu biliyorsunuz az çok. Hani 20 gram kadar diyelim. Ilık su efendim. Ben gördüm 20 gram tuzun böyle silme bir yemek kaşığı kadar mı? Evet, öyle diyelim yani. Büyük olmayan bir yemek kaşığı kadar. Şöyle tepeleme değil, silme dediğimiz. Evet. Şöyle yoğuruyorum pratik bir şekilde. Yani bir gösterelim isterseniz diye ben gösteriyorum. Şimdi Derya Hanım, bu kendi kendine zaten unu aldıkça, içine havuz yapıyoruz. Tuzu ve suyu döktükçe kendi kendini hissedeceksiniz elinizin şeyiyle. Şimdi hamur yapanlar
Bunları çok iyi biliyor. Evet. Ama yapmayanlar da şu dönemde ben evde yapayım hamur işlerimi dediğinizde de tabii eldivenle programlarda biraz i̇şte hamur yapmak çok sıkıntı oluyor. Onu dedim ama. Elimin şeyle biraz devrik cümle kullandım ama temiz ellerle daha iyi hissederler. Tabii ki. İzleyicilerimiz. Zaten şimdi ben bunu yemeğimizi yaparken de ellerimizi iyice yıkamamız lazım. Artık ellerimiz yara oldu diyebiliriz yıkamaktan. İşte Derya Hanımcığım şöyle ben pratik bir gösterdim. Tekrardan tabii bir kere daha yoğurursak şimdi, daha iyi. Ne vardı içinde bir kere daha tekrar edelim. Un, su, tuz. Un, su, tuz. Başka evet. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok efendim. Yağ ve kabartma tozu, karbonat artı en önemlisi ekmek yapımında maya kullanılır. Hiçbiri yok. Yani bunlar. Bilsen, efendim. Bu kadar undan biz ne kadar bir şey elde edeceğiz? Bir kilo undan. Bir tepsi börek çıkar. 6 kişi doyar ama tabii iç malzemesiyle beraber. İç malzemesiyle. Yani 6 kişi evet. Bundan doyar diyorsun. Evet. Ne kadar bekletiyorsun mesela hamurunu yaptın? Yarım saat, bir saat. Şimdi ortama göre ben şöyle bir ufak yuvarlayıp oraya gelmek istiyorum Derya Hanımcığım. Şunu kameramız görüyorsa. Bakın dediğim gibi ellerle biraz pratik olamıyorum ama... Bakın şöyle. Bunu yaptık. Bir kaba koyduk üstüne bir tülbent koyalım mı? Şimdi bekletirken. 5 dakika sonra tekrar yoğurursak çok daha iyi sonuç. Ha bir daha söyle bunu. Bakın şimdi bunu ben yaptık. Şimdi kaba bir şekilde yoğurdum. 5 dakika sonra tekrar bir yoğurup da sonra kapatalım. Ama evin temiz mutfak havlumuzla ama evin streçi herhangi böyle temiz bir bezle de olabiliyor. Şöyle kapattık mı? Ne kadar bekleteceğiz? Yarım saat. Yarım saat. Eğer sıcaksa yarım saat, eğer soğuksa 45 dakika. Onu elinizle hissedersiniz zaten. Tamam. Elinizle, şimdi bilenler biliyor. Ben hep bilmeyenleri korumak isterim. Böyle elimizi batırdığımızda yapışmayacak şöyle çekeceğiz. Çıkacaksa tamam. Tamam, güzel. Yapışmıyorsa. O zaman onu arkaya al sen. Onu al. Seni buraya alıyorum. Oradan bir şey yapacak mıydın? Şimdilik yapmayacağım, açma işine ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Gelme sakın, ben Bolu'ya gidiyorum. Düşme, peşime gelme. Gelmeyeceğim. Evet. Şimdi Derya Hanımcığım, ben iki tane yoğurdum, bir de pırasalı börek yapacağımız için efendim. Şimdi bunlar ne kadar bekledi? Şimdi biraz biz şöyle beklettik, bir saat neredeyse beklettik efendim. Hazırlığımızı falan yaptık ama 45 dakika falan yeterli. Tamam. Şimdi biraz bu hamurumuz... Hani açıldı, açıldı derken esnedi diyelim hani. Evet. Devrik bakın hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Şöyle. Aman. Ötekini alırım Derya Hanımcığım. Şimdi bakın el, hatta hiç oklavasız da yapayım da. Oklavasız da yapayım da. Oklavamızı yok, alalım. Yok ben getirebilirim hemen. Silelim. Bir tane daha var Derya. Bir tane daha var mı? Nerede var? Hemen yardımcı olalım arkadaşlar. Yok hemen getiriyorum. Düşecek dememe kalmadı düştü. İşte canlı yayın böyle bir şey. Affedersiniz. Şimdi Saime Hanım sağ olsun. İmdada evet, Sakine, yetişir. Sakine Hanım. Sakine. Sakine bugün kolu kırık olarak geldi. Sakineciğim tekrar çok geçmiş olsun. Barış sil onu. Evet. Kameraman arkadaşlarımın hepsinde maske var. Yüzlerini tanıyamıyorum. Maskelerinizi düşürün arkadaşlar. Seninki bayağı güzel bir maske. Nereden buldun? Eczaneden aldı. Hani böyle ucunda şişe kapağı gibi.